Al dışarı, al dışarı, vatandaşın ayağı yanmasın. Yavaş. Biliyorum ki sadece buradan değil, ta Erzincan'dan, belki de Sivas'tan başlayan yenileme çalışması artık son kısmı Kars'a kadar, hatta Doğu Kapı'ya kadar son kısmı yapılıyor. İkinci bir alkışı hak ediyorlar. Kesinlikle hak ediyorlar. Türkiye bölgesinde büyüyen, dünyada söz sahibi olan bir ülke. Dolayısıyla ticaretini geliştirmek adına, Orta Asya'ya kadar uzanmak adına Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesini yapması gerekiyorsa ki yapıyor. Yine İslamabad'a kadar gitmesi konusunda Kars-Iğdır-Nahçıvan Demiryolu'nu yapması gerekiyorsa ki onun çalışmaları devam ettiriyor. Türkiye'de Kars'ı bölgesini hapsetmiyor. Kars'ı Londra'dan Orta Asya'ya, Pekin'e gidecek yolun üzerinde bir güzergah olmaya, bir kavşak olmaya devam etmesi konusunda her türlü desteğini veriyor. Çok çok teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şahsınızı değil tabii, bölge ve... Bak, bak. Orada zaten kurban kesmişsiniz. Et de hazırlamıştınız. Müdürüme de söyledim. Hiç bağlama. Bağlama sen. Kafaya koymuşsun. Bağlama. Çöz, çöz. Çöz, çöz. Tamam. Bak, müdürün de söylüyor. Bak, müdürün de söylüyor. Tamam. Tamam. Çöz, çöz. Tamam. Allah razı olsun. Tamam. Hayır, hayır. Hayır, tamam. Hayır, hayır. Tamam. Sağ olun. Tamam. O ne? Bağışlar. Sağ olun. Adet dedi. Onun için keseri. Kurbanın adına keseri. Hükümetimize, milletimize çok teşekkür ediyorum. Bu Atatürk'ten beri bu yana kadar bu yollar hiç yenilenmedi. Sen nasılsın? Bak illa olumsuz malzeme istiyorsun. Bak gördün değil mi? Gördün değil mi? Allah devlete, millete zeval vermesin diyor. Ama hükümet de bizi düşünsün diyor. Evet. Hükümet bakalım. Onları düşünmek zorunda. Thank you.
Habire her ülkesi yazıyor. Böyle olmamış, şöyle olmuş, şöyle olmamış, şöyle olmuş. Sen o zaman mesai verdik arkadaşım. 2 saat önce, 2 saat önce geçecek. Tamam. Burası Kars Garı'nın bulunduğu alan. Malumunuz Kars Garı belki bugüne kadar çok önem arz etmiyordu ama bundan sonra çok önem arz edecek. Sebebi de şu, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesi buraya kadar bağlanıyor. Buradan itibaren yine Iğdır-Nahçıvan yönünde de bir demiryolu yapılacak. Ve yine hakeza 50 yıl sonra ilk defa geçen sene bu hat Doğu Kapı sınırına kadar hem yenilendi hem ray standardı yükseltildi. Dolayısıyla daha modern taşımacılık yapılabilir hale geldi. Ve aynı zamanda buradan Akyaka'ya da raybüs taşımacılığı var. Ancak bunları önemli kılan bundan ziyade özellikle Ankara'dan Sivas yönüne ve Sivas'tan Erzincan'a devam eden hızlı trenimiz inşallah Erzincan-Erzurum-Kars olarak 2023 hedefleri içerisinde tamamlanacak ve buraya kadar hızlı tren gelmiş olacak. Buradan itibaren de Bakü-Tiflis-Kars ile Gürcistan'a, Azerbaycan'a, Orta Asya'ya kadar konvansiyonel olarak gidebilecek yeni bir hat yapılıyor. Malumunuz oradaki bütün amaç da bu sene sonuna kadar Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin bitirilmesi. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi ile birlikte bizim burada tabii ki tarihi binalarımız kalmak üzere yeni ilave gar binaları
yapılmış olacak ve daha modern yapılmış olacak. Bununla birlikte gar sahasında elleşleme alanları, yani yükleme, boşaltma ve depolama alanları var. Onlar da yine Kars'ta yapılacak olan Kars Lojistik Merkezi'ne taşınacak. O tip işlemler orada yapılacak. Dolayısıyla bizim garımızda yükleme, boşaltma, elleşleme, depolama olmayacak. Bunlar lojistik merkezinin içerisinde olacak. Dolayısıyla Kars garı da yenilenmiş terminal binası ile birlikte inşallah çok daha modern bir hale gelecek. Ve bütün amacımız Kars hızlı treniyle, Bakü Tiflis Kars'ıyla, Kars Iğdır Nahçıvan demiryolu projesiyle bir üs haline geliyor. Demiryolu üssü haline geliyor ve her zaman söylüyoruz, bu demiryolu üssünü taşlandıracak olan da Kars Lojistik Merkezi'dir. Kars geçen yıl uygulama projesi ihalesi yapıldı. Devlet Demiryolları şu an Kars Lojistik Merkezi'nin uygulama projelerini hazırlıyor. Bu projelerle ve lojistik merkeziyle birlikte gerçekten bölgesel olarak bulunduğumuz konumdan yararlanan ve demir ipek yolu üzerinde önemli bir noktayı teşkil eden bir il haline gelmiş olacağız. Yavaş Selvi.